Türkiye'nin en büyük hobi, sanat ve eğlence kanalına hoş geldiniz demek isterdim ama henüz öyle bir şey yok ortada. En büyük falan değilim ama o yolda ilerliyoruz. Bu videoda madde painting yapacağız. Madde painting nedir? Çok kısa hemen geçiyorum. Gerçekçi boyama anlamına geliyor. Gerçekçi boyamayla mekan yarat. Sinema sektöründe falan kullanılmış bir metot. Mesela cam pano üzerine bazı görseller yerleştiriyorlar. Sonra olmasını istedikleri yere ayarlayacak şekilde kamerayla görüntü arasına o cam panoyu koyuyorlar. Çekimi bu şekilde yaptıklarında sanki o görseller o mekanda bir yerlerdeymiş gibi görünüyor. Bunu mesela şöyle örnekleyebiliriz. Bir mekan düşünün. Dağlar falan böyle, ormanlar. Dağın tepesinde de bir kale olmasını istiyoruz. Ama orada bir kale yok. Camın üzerine o kale resmediliyor. Sonra tam dağın tepesine denk gelecek şekilde o cam koyuluyor. Ve kamerada bu açıdan böyle açıyı iyi bir şekilde ayarlayıp çekimi yapıyor. Ve kale dağın tepesinde duruyor. Bu yöntem teknoloji geliştikçe dijital ortama aktarılıyor ve dijital ortamda bu işlemler yapılıyor. Yani mesela farklı görseller birleştirilerek olmayan fantastik bir mekan yaratılıyor. Biz de şimdi şöyle bir kompozisyon yapacağız. Böyle fantastik bir ortamda Haydarpaşa Garı'nı resmedeceğiz. Kolaj gibi düşünün. Farklı fotoğrafları toplayıp bunları birleştirerek böyle fantastik bir mekan yaratacağız. Kafamda benim konsept belirmiş durumda ve bunu yaparken de Wacom Medium Boy grafik tablet kullanacağız. Wacom Intuos Pro. Şimdi öncelikle yapmamız gereken istediğimiz görselleri bulmak. Görselleri Google üzerinde aratıyorum. İhtiyacım olan görselleri Google üzerinden aratarak topluyorum. Bana bir kanyon lazım. Şöyle vadi gibi bir şey. Ve bir Haydarpaşa. Ondan sonra birkaç vapur bulacağım. Ve bir zeplin. Tabii zeplin ne alaka diyeceksiniz şimdi ama yavaş yavaş ortaya çıktıkça görsel anlaşılacak neden zeplin aradım. Haydarpaşa görselimi getirdim. Etrafını kropluyorum. Şöyle tepeye bir yere yerleştireceğim. Böyle enteresan, değişik bir atmosfer yaratacağız. Fantastik bir dünya. Artık ne olmuşsa dünyada bilmiyoruz ama burada garip bir şeyler olduğu kesin. Haydarpaşa duruyor ama tren yok ortada. Vapurlar duruyor. Vapurlar gelecek. Şöyle ön tarafa, orada arabalar falan var. Onları da hem kamufle etmek amacıyla hem de daha güzel orayı bağlayabilirim diye bir sur duvarı getirdim. Önünde bir açıklık vardı. Onu da kapadım. Evet, şöyle güzel bir sur duvarı yaparız ama şuradaki burç kısmı sevmedim. Onu biraz modifiye edeyim. Şöyle alt kısmı gölgede kalacak şekilde böyle bir çıkıntı olsun. Tabi burada geometrik algımızı konuşturuyoruz. Hani böyle bir şey olsa nasıl durur? Ve Photoshop'un imkanları, yanına bir de Wacom tablet gelince tadından yenmez oluyor. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ikili. Wacom tablet ve Photoshop. Photoshop zaten harika bir program. Hem çok da zor bir program da değil. Yani komutları bildiğin zaman efsaneler yaratabiliyorsun gerçekten. Bak, perspektifini falan ayarlıyorum. İstediğim gibi rengiyle oynuyorum. Yani oradan mesela yandaki dokuyu alıp bu tarafa taşıyorsun. Yani muazzam bir şey. Bildiğin zaman, hangi tool'lar var onları bildiğin zaman hemen biraz kafayı kullanarak çok güzel efsane işler çıkartabiliyorsun gerçekten. Keyifli bir program. Şimdi bu görselleri böyle topluyoruz tabii ama bunların tabii şey gibi görünüyorlar. Hepsi ayrı telden çalıyor. Ayrı bir renk skalasındalar. Ama onların renk tonlarını hepsini ayarlayacağız ve bir bütünlük sağlanacak. Vadinin renk tonu güzel, yani hoşuma gitti. Genelde ona yakın bir şey yapmak istiyorum aslında. Hepsini biraz ona yaklaştıracağım, ona uyduracağım. Evet, şimdi bir gökyüzü şöyle güzel. Evet, bence bu iyi bir gökyüzü. Onu yerleştirdim. Vapurları da getiriyorum şimdi tek tek. Onları da hepsini kroplaya kenarlarını. Vapurlarımızı da getirip atmosferimize yerleştireceğiz. Sular çekilmiş. Vapur ne arıyor? Vapurlar ne alaka? Evet, vapurlarımız
havada uçuşuyorlar. Ne olmuşsa artık, küresel ısınma mı olmuş, bir facia mı olmuş? Deniz bir şeyler, sular gitmiş, sular çekilmiş, yer yarılmış. İnsanoğlu dünyanın anasını ağlatmış. Zaten ağlatıyoruz. Kim bilir bizi neler bekliyor gelecekte. Böyle bir atmosferde bekliyor olabilir yani. Belli olmaz. Evet, şimdi zeplinimiz de geldi. Zeplin, neden zeplin aradığım anlaşılmıştır herhalde, vapurlarımız uçtuğuna göre. Evet, bu da bakın, sayfayı çeviriyorum. O da tabletin bir özelliği. Çok güzel kesinlikle. Kenarında bir buton var. Şöyle yuvarlak bir şey. Parmağımla dokunduğum zaman dokunmatik bir buton. Çevirerek ekrandaki sayfayı rahatlıkla döndürebiliyorum. Bu da çizim yapmakta çok büyük kolaylık sağlıyor. Wacom gerçekten bu işin piri. Yani başka markalar da var ama yani hiçbiri Wacom'un yerini tutamaz açıkçası. Yani Wacom'un bir de en büyük özelliği, en güzel özelliği diyebilirim, kaleminin pilsiz olması. Patentli bir teknoloji var. Pil koymuyorsunuz veya şarj etmeniz gerekmiyor kalemi kesinlikle. Bu da çok güzel bir özellik. Yani diğer başka bir markada bildiğim kadarıyla yok. Diğerlerine pil koymak gerekiyor. Ama tabii fiyat olarak da yüksek. Hani memlekette her şey pahalı olduğu için. Tabii döviz kurlarından dolayı. Ama uygun bir şey de alsanız yine onunla da güzel işler çıkartabilirsiniz bence. Evet, şimdi bakın çevire çevire çok rahat bir şekilde istediğim gibi çizim yapabiliyorum. Gayet keyifli. Tabletle yapmak istediğim daha birçok şey var. Onların hepsini de yavaş yavaş sırayla yapacağız hepsini. Evet, bakın mesela kenarına hafiften bir sarılık ekledim ki oraya ışık vuruyor. Yani gökyüzünün sarılığı oraya yansımış. Ne oluyor? Bunlar hep işte mekanla bütünleşmesini sağlıyorum. Yani çok detaylı uğraşmadım açıkçası. Çok ince ince uğraşmadım. Hani daha çok zaman harcayarak, daha ince uğraşarak çok daha güzel bir şey ortaya çıkarılabilir. Bir sanat eseri ortaya çıkabilir. Ben burada hani hem tableti test etmiş oluyorum, hem işte yavaş yavaş tablet becerilerimi de geliştiriyorum. Eskiden de bir tabletim vardı ama o eski bir şeydi. Bu daha tabii yeni nesil. Özellikleri falan daha iyi. Duyarlılığı çok daha güçlü. Bakın mesela çok rahat bir şekilde oraya zeplin çiziyorum. Zeplin balonu. Çünkü arkadan görünüş bulamadım. Bulamayınca hemen kendim rahat bir şekilde çizebiliyorum. Eviriyorum, çeviriyorum. Hoplatıyorum, zıplatıyorum. İstediğim gibi. Yani kağıda çizmekle arasında büyük fark var. Sınırsız bir renk skalası elinizin altında. Çiz, boz, yap. Rahatlıkla İstediğin değişikliği yapabiliyorsun. Hiçbir problem yok. Sınırsız özgürlük. Çizim yeteneklerini geliştirme açısından da çok faydalı. Bir tek şöyle bir şey var. Tabletle çizerek, hani ekrana bakarak çiziyorsun. Çizdiğin yere bakmıyorsun. Öyle olanları var. Cintiq'ler var. Yine Wacom'un Cintiq modeli var. Ama onlar iyice pahalı artık. Hani ciddi anlamda pahalı. Ya da iPad Pro falan tercih edilebilir. Ama o da 10 bin liranın üzerinde. Vallahi bu tablet benim çok işime geldi. Çok keyifli kullanması. Hani o çizdiğim yere bakmadan çizme olayı, yani ekrana bakarak çizme olayı da bir süre sonra, zaten bir süre değil yani çok kısa bir süre sonra hemen ona adapte oluyor beyin. Beyin ve el koordinasyonunu sağlıyorsunuz yani. Çok büyük bir problem değil. Şimdi vapur falan mesela oradana kadar aykırı duruyor. Ama ne olacak? Renklerini şimdi ayarlayacağız yavaş yavaş. Sırası geldikçe hepsi o atmosferle bütünleşecekler. Zeplin balonumuzun ipleri vapura bağlanmış. Vapurları uçuruyor. Evet, öbürüne de hemen bir tane balon koyuyoruz. Öndeki de burada. Bakın, renk ayarlama seçenekleriyle adjustment seçeneğinin altındaki diğer alt başlıklarla istediğim gibi renk tonlarını oynayarak değiştirebiliyorum. Photoshop'un güzellikleri. Orada duvar ve kayalık
kısmını biraz daha şöyle kaynaştırıyorum. Daha böyle bütünleşsin orası. Çok hoşuma gitmedi çünkü. İyice bütünleştireyim orayı. Hafif duvarın rengini de değiştirdim. Evet, gökyüzünü biraz kararttım. Şimdi ışıklar ekleyeceğim. Önde lambalar var. Onları bir yakalım. Şöyle etraf bir aydınlansın. Lambalarımızı yaktık. Odalardan birkaç ışık yakıyorum. Pencerelerden ışıklar yanıyor. Orada birileri bir şeyler yapıyor artık. Kimler var orada bilmiyorum. Kimler ne yapıyor? Nedir hani Haydarpaşa'nın kullanımı bu zamanda ne acaba? Otel mi yapmışlar? Yoksa ne olarak kullanılıyor bilmiyoruz tabii ama içeride ışıklar yanıyor, orada birileri bir şeyler yapıyor. Şimdi sarı ışıklarımız yanıyor. Binaya da böyle hafif o duvarların oralara şöyle hafif hafif bir küçük sarılıklar ekliyorum ki o ışıklar orayla bütünleşsin. Ufak dokunuşlar. Yani dediğim gibi oturup hani ince ince o sarı noktalar böyle daha iyi yapılabilir. Şurada yukarıda bir şey uçuyor. Şimdi ne uçuyor, böyle ejderha gibi. De ejderha yapmak istemedim ya. Böyle farklı bir şey yapayım dedim. Ejderha olmasın. Bak, kanadını aşağı çizdim. Şimdi yukarı alıyorum. Fikir değiştirdim. Gayet rahat. Hani kağıtta bunu yapmaya çalışsan silmen lazım. Boyamışsan hele iyice zor. Ama burada tık hemen çevirdim. Bu böyle balıkla, kanatlı bir balık sular çekilince bunlar böyle uçmuşlar, bir şey olmuş. Böyle martılar, martılar var ya orada. Martılarla balıkların arasında bir şey olmuş. Martıyla balığın çocuğu mudur, kimin çocuğudur, çocuğu mudur nedir bilmiyorum ama böyle bir değişik bir şey bu. Martı balık. Martının marı, balığın lıkı, marlık. Bunlar marlık olsun bunların adı. Attım bir isim böyle, marlık. Olabilir yani, niye olmasın? Adam yapıyor bir şey, Nazgüller diyor mesela. Oluyor. Bizimki de marlık. Marlıklar uçuyor havada. Haydarpaşa'nın üstünde uçuşan marlıklar. Böyle enteresan bir şey. Rengi önemli değil. Çiziyorum. Şimdi birazdan renk tonlarını ayarlayacağım istediğim gibi. Biraz şöyle balık yüzgeçleri falan, böyle uzanan bir şeyler olsun sağından solundan. Enteresan bir şey. Nevdü belirsiz bir hayvanat. Bir tane de şu arka tarafta marlığımız olsun. Onun da mesela rengini bak oraya göre ayarladım. Evet. Ona da böyle hafif bir parlama efekti verdiğin zaman üstüne, sağına soluna, hemen çok tatlı bir görüntü oluyor. Şu arkada biraz crop'ta eksikler kalmış. Onları temizleyelim. Evet, biraz detay ekliyorum o şuradaki marla, bu biraz ön plana çıksın istedim. Orada kayboldu sanki. Hafif biraz kontrast yaratsın orada. Görünsün yani. Bir tane de marlık bu aşağıdan geçsin, vapurların altından. O vadinin arasında süzülüyor. Oralardan gidiyor böyle. Önce kütlesel olarak çiziyorum. Ondan sonra hemen detaylara giriyorum. Fazlalıkları siliyorum. Eksik yerlere ekliyorum. Ayrı ayrı layer'lar olarak çalışıyorum ki sonradan istediğim değişikliği yapayım. Hani sağa sola yerini kaydırayım falan. Bol bol layer ekleyeceğiz. Ona çekinmeyeceğiz. Çünkü mesela ben bunu arkadaki vadinin olduğu aynı layer'a çizsem bu sefer kıpırdatamam. Ama ayrı bir layer olarak çiziyorum. Ne oldu? Onu istediğim gibi sağa sola kaydırırım, eviririm, çeviririm. Vazgeçtim, silerim. Rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. O önemli. Unutup bazen aynı layer üzerine çiziliyor. O kötü oluyor. Mesela burada da kanadının yerini beğenmedim.
Hop seçtim, değiştirdim. Mesela ayrı layer olduğu için bunu yapabiliyorum. Eğer vadinin olduğu aynı layer'a çizseydim o kanadı seçip o şekilde çeviremezdim. Evet, bu marlığımıza da böyle bir kılcal bir şeyler ekleyelim sağından solundan. Ahtapot kolu gibi. Enteresan bir yaratık. Şimdi de şöyle biraz bu vadinin iç kısımlarına sis ekleyeyim. Burası şey kaldı böyle. Orada bulutlar, sis bulutları uçuşsun. Evet, bir tane PNG sis bulutu hemen Google'dan buluyoruz, getiriyoruz. Fazla fazla koyacağım. Ondan sonra sile sile istediğim ölçüye getiriyorum. Evet, gayet güzel. Oraya da şurada bir tane dursun kenarda. Onu başka bir yerde kullanacağım. Bir tane küçük buraya mesela kayanın arkasında kalsın. Öbürü de burada. Şöyle azaltıyorum. Çok fazla olmasın. Böyle hafif küçük sis bulutları. Aşağı kısım bayağı bir yoğun oldu. Orayı iyice bir şey yapalım, azaltalım. Bir de marlığımızın üstü kapandı. Marlık görünmüyor. Alttaki marlık görünmüyor. Onu biraz kenara çekmek lazım. Şöyle sis bulutlarının da rengini değiştireceğim zaten. Bu arka taraftaki de bir duman. Bu şey değil de duman olsun bu. Orada bir şey tütüyor, bir şey yanıyor mu, bir şey tütüyor mu, ne oluyorsa artık arka tarafı göremiyorum. Bilmiyorum orada ne olduğunu ama oradan siyah pis bir duman yükseliyor. Bir şeyler oluyor. Evet. Şimdi vapurlara da biraz eskittim vapurları da. Böyle hafif bir opasiti verdiğin zaman tık diye mekanla hemen buluşuyor zaten rengi. Kenarlarına, köşe kenarlarına böyle hafif sarı renk atıyorum ki o gökyüzünün yansımaları olsun. Yani dediğim gibi çok yüzeysel bir çalışma. Hani çok böyle ince ince detay detay uğraşmıyorum. Vapurun bizden tarafını biraz koyulttum. Hani gölgede kalıyor. Burası. Evet. Yani bu artık tamamdır. Sol tarafa da biraz bulut. Gayet yeterli oldu bence. Evet. Bu kadar.